Ben Kılıçdaroğlu'na da Özgür Özel'e de hiç kuşkusuz kişisel olarak bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat onlara kişisel olarak bakarken genel niteliklerini de ve partinin yapısını da gözden kaçırmamak gerektiğini stratejik ve taktik hataların da vurgulanması e, gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, buraya gelirken dünden beri bugün de dahil kiminle temas ettiysem herkesin söylediği şey e, ya burada da konuşuldu o e, e, ekranından da bir çeşitli kişiler çeşitli defalar Verdan Bey'de ben de onu ifade ettik. Ya AKP kongresi oldu mu olmadı mı? O, oldu, o kongrede ne oldu? kimsenin umurunda değil. Yani Recep Tayyip Erdoğan işte bir kongre yaptı. Yeniden o kongreden genel başkan olarak çıktı. Olaylar devam etti. Hiç kimse ilgilenmedi. Bakmadı bile. Ama bak CHP'nin kongresi herkesin gündeminde. Herkes orayla ilgileniyor. Herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Özgür Özel'i konuşuyor. İşte bu CHP'deki demokratik yapının bir sonucudur. CHP'nin öteki partilerden yani şu anda bizi yöneten iktidar partisinden farkı buradadır. Ne olursa olsun, kırıntısı veya yapısı neyse demokrasi e, CHP içinde geçerlidir falan diye beni beni sürekli CHP'nin bu e, kongre kurultayının büyük kongresinin ki kurultay adı altında yapılıyor. Kurultayın demokratik özelliğine vurgu yapmaya yönelten ve bunu muhakkak söyle hocam filan yani kimin kazandığı kadar e, bu kongrenin özgürlükçü bir ortamda yapılabilmesinin önemini vurgula diye herkes e, beni yönlendirmeye çalıştı. <laughs> Ki doğruydu. Ben de onların e, bu yönlendirmesine katılıyorum. Yani e, CHP gerçekten e, <laughs> AKP ile kabili kıyas olmayacak bir bir e, özgürlük e, şu, kurultay sergiledi. Üstelik üstelik siyasal partilerde pek de mümkün olmayan CHP'de de pek de mümkün olmayan bir biçimde genel başkanını değiştirdi. Şimdi ben burada bunu birkaç defa e, ifade etmiştim. İki şeyi ifade ettim. Hatırlayın. Bir, toplumda müthiş bir kırgınlığın ve kızgınlığın oluştuğunu CHP seçmeninde bakın bu 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 kurultayda iki eğilim e, aslında buruştu veya çarpıştı. Birincisi 14-28 Mayıs seçimlerinin faturasını CHP seçmeni CHP'ye lideri oydu çünkü Demokratik CHP'nin ve onun genel başkanına seçti ve kesti e, faturayı. Ayrıca o... 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra bir, Kılıçdaroğlu'nun ve partinin ciddi bir öz eleştiri yapmaması veya öz eleştiriye benzer bir şeyler yapar gibi olup yapmaması bu kırgınlığı kızgınlığa dönüştürdü. Hele hele Kılıçdaroğlu'nun ben e, kaptanıyım bu geminin filan deyip e, onu işte güvenli limana oluşturacağım <laughs> e, ulaştıracağım demesi... E, başkanlık genel başkanlık koltuğunu bırakmayacağı izlenimini verdiği için o kırgınlığı iyice kızgınlığa çevirdi ve CHP'li seçmen bu kırgınlığın ve kızgınlığın sonunda biz 31 Mart 2024 seçimlerinde başta İstanbul olmak kaydıyla CHP'li belediyelere Kılıçdaroğlu'nun lideri olduğu CHP ya kızdığımız için oy vermeyeceğiz ya sandığa kimisi sandığa gitmeyeceğiz diyor kimisi sandığa gidersek de başka partiye oy veririz filan diyor. Bu müthiş bir toplumda bir egemen eğilim olarak ortaya çıktı. Tabii bir haksızlık etmemek için şunu da vurgulayalım. Bu eğilimi iktidarın trolleri, paralı yani işte Twitter, Facebook, Instagram trolleri, paralı elemanları desteklediler Yani sahte CHP'li gibi hesaplarla veya Atatürk fotoğrafı kullanan hesaplarla sanki CHP'liler konuşuyormuş gibi Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yıpratmak için bu tavrı yaydılar, desteklediler, derinleştirdiler. Ama ben bizzat tanığım yüz yüze temaslardan çünkü bu arada çok dolaştım Türkiye'yi. Gerçek CHP'li seçmen. Yani benim konferansıma gelip beni dinleyen, izleyen, alkışlayan, bana kitap imzalatan e, CHP'li seçmen Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye 14-28 Mayıs seçimlerinin kaybedilme faturasını kesmişti ve eğer devam etseydi genel başkan olarak hakikaten oy vermemeyi düşünüyordu hiç kuşku yok. Haklı ya da haksız ama tabloydu. Ha bravo. Ha haklı ve tabii haklı veya haksız ben size yansıtıyorum bunu. Bu benim O durum değil. buydu. Tabii ben de ben tam tersini söylüyorum. Ben demiyorum ki onlara oy vermeyin kızın Kılıçdaroğlu haksızdı diye. Gerçi onun stratejisinin yanlışlığına işaret ediyorum ama bir tam tersini söylüyorum. Diyorum ki ya yapmayın diyordum. Genel başkan kim olursa olsun yerel seçim başka bir şeydir. Belediye başkanına oy vereceksiniz filan diyordum. Ya bundan bağımsız olarak siz gene İstanbul'u vermeyin filan diyordum. Şimdi aynı şeyi söyleyeceğiz. Şimdi bu bir eğilimdi. Bu bir, bu net bir eğilimdi. İkinci bir gerçek vardı fakat onu da vurguluyordum. Bir genel başkan bir defa seçildikten sonra kendisini seçen delegeleri kendi belirlediği için herhangi bir partide herhangi bir genel başkanı değiştirmek çok zordur. Bu kurultayda da bu toplumsal eğilime rağmen bu toplumsal protestoya, bu toplumsal kırgınlığın, kızgınlığa dönüşmüş haline rağmen Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan indirilmesi ve başka birinin seçilmesi çok zor. İmkansız değil ama zor diyordu. Şimdi iki eğilim vardı kurultayda. Birisi resmen CHP'li seçmenin toplumun demiyorum çünkü toplumun hepsi CHP'li değil. Ama o 25 gibi görünen her 4 seçmenden birinin CHP'li olduğu grupta o seçmenler kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının devamına karşıydılar. O kadar karşıydılar ki İstanbul'u bile vermeyi göze almışlardı. Ama öbür tarafta da delegeyi Kılıçdaroğlu benim belirlediği için o delege'nin Kılıçdaroğlu aleyhine oy vermesi de pek Muhtemel değildi. Mümkündü ama muhtemel değildi. Şimdi bu iki eğilim çatıştı. Yani kurultayın bence en önemli tarafı CHP'li seçmenin eğilimiyle delegelerin genel başkan tarafından belirlenmesi eğilimlerinin ve sonuçlarının çatışmasıydı. Sonunda aferin o delegeye ki CHP'li seçmenin eğilimlerini yansıttı. Çok zor oldu. 18 oy fark ediyor. 2 oy daha fazla alsa, 20 oy fark olsa veya 2 oy daha fazla alarak 20 oy fark olsa Özgür Özel kazanıyordu ama işte 680. Üstelik bu çok zor oldu. Bunun altını iki defa çizin. Ee, seçilen parti e, meclisi ve işte disiplin kurulu filan oylarına bakın 600 küsur. Yani 1300 delege var. Bakın. 1300 delege var. Yani Özgür Özel'i seçen e, delegenin genel sayısı veya oranı yarı yarıya. Yani öyle ezici bir çoğunluk orada yok. Yani sonra 800 küsur oyla seçiliyor ama Özgür Özel o politikanın gereğidir. Kazan, kazanandan yana olur herkes. Öyle geliyor. Berdan Bey'in bahsettiği e, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi gerekliği de orada ortaya çıkıyordu zaten. Ben de aynı kanıda aynı şeyi düşünüyorum. Yani birinci turdan sonra çekilmeli. ikinci turdan sonra da gelip e, bir e, CHP'nin genel baş, eski genel başkanı olarak e, Özgür'ü hem özgür özelliği hem tebrik etmeli hem de onun elini kaldırarak kutlamalıydı diye düşünüyorum. Daha konuşması yapabilirdi ve iyi bir konuşma çok iyi olurdu. Oldu. Çok iyi olurdu. Neyse onlar bir Twitter mesajı atmak evet. zorunda kaldı. Şimdi değerli izleyiciler ben bir akademisyenim. Biraz evvel sevgili Yanardağ'la içeride bambaşka bir konuda konuşurken ben insanları en son yaptıkları davranışa veya hatalı davranışlarına göre değil, tüm kişiliklerine ve tüm katkılarına göre değerlendiririm. Şimdi Kılıçdaroğlu hakkında bunları söyledikten sonra başka bir e, özelliğine ve e, kimliğine işaret edeyim. Kılıçdaroğlu fevkalade nazik, son derece terbiyeli, gayet birikimli, yani kültürü olan, bilgisi olan, devlet umuru görmüş, birkaç bakanlığa bedel bir SSK genel müdürlüğü yapmış, emrinde hastaneler var, insanlar var, bir sürü hizmet var ve trilyonlar var. Milyarlarca doları yani Türk lirasıyla trilyonları yönetmiş. Birinci sınıf bir devlet memurluğundan gelmiş bir politikacıydı. Çok iyi bir insandı. Çok demokrat bir insandı. Çok demokrat bir insandı. Bunları hiç unutma. Benim de iyi dostumdur. Bak dostumdu demiyorum. O belki beni çıkarmıştır dostluktan ama benim hala çok iyi bir dostum. Ben onu dostum olarak hala çok iyi bir dostum olarak görüyorum. Çok zarif, nazik, terbiyeli, çok iyi dinleyen insanları filan bir kişidir. Fakat maalesef aşkta, savaşta ve siyasette kazanan her şeyi alıyor kardeşim. Kaybedene de hiçbir şey kalmıyor. Bu böyle. Şimdi üstelik sıkıntı şurada. Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilmek için kendi seçmeninin eğilimlerine aykırı işler yaptı. İki tane çok önemli iş yaptı. Kendi seçmeninin eğilimine aykırı. Katiyen sağla ittifak etmesini kastetmiyorum. Sağla ittifak etmesi kendi seçmeninin de kabul edebileceği bir şeydir, e, taktiktir, hatta stratejidir. Ama iki tane çok önemli stratejik hata yaptı. Bir, partiyi sağa kaydırdı. Parti içindeki cumhuriyet değerlerini Atatürk'ü layıklayıp... Temel layık mesele de o zaten. Evet. Sağlı ittifak yapmasına hiç karşı çıkmadı. Evet. Savunanları temizledi ve partinin yapısını değiştirdi. Birincisi o. İkincisi, iktidarın anayasaya karşı, anayasaya aykırı, anayasayı zedeleyerek yaptığı eylemleri, rejimi değiştirecek olan eylemleri karşı aynı enerjik yapıyla... Rejimi ve Anayasa'yı savunamadı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başlayarak hatırlatayım belediye meclisi üyelerinin bile aday oldukları zaman istifa etmesi gereken bir meclis bir seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde koskoca başbakan demir pençeli üstelik Recep Tayyip Erdoğan gibi bir başbakan. Başbakanlıktan istifa etmeden Cumhurbaşkanlığına girdi. Adım. Aman mağdur yaratmayalım diye sesini çıkartmadılar ya ama memleketi mağdur ettiğini farkında olmayan bir yönetim. 2014, evet. 9 yıl önceden başladı. Her şeyi yaparsın. Böyle bir haksızlığa, hukuksuzluğa karşı o başbakanın önünde kim durabilir? Recep Tayyip Erdoğan gibi bir başbakan üstelik. Meclisi de terk edersin, seçimi de boykot edersin, da ilah, her şeyi yaparsın. Arkadan milletvekillerinin mesela dokunulmazlıklarının kaldırılması meselesi. Anayasaya aykırıdır. Evet biliyorum ama destek vereceğiz, vereceğiz dedi. Olur mu böyle? Bir Olmaz Şimdi böyle böyle şeyler iki 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 önemli hata. Yani birincisi partiyi sağa kaydırması, ikincisi iktidarın anayasaya aykırı olarak yaptığı bu rejimin altını oyan eylemlere aynı enerjik tutumla karşılık vermemesi. Tabii bir üçüncüsü daha var. Partinin tabanını, örgütünü sokaklardan ve meydanlardan çekmesi. Bütün her şeyi işte, <gülüyor> işte <gülüyor> olaya, te, ve televizyonlara filan. Yani bu üç stratejik hatadır. Onu e, CHP'li seçmen gözünde e, e, liderliği bırakmaya zorlayan şey, yani CHP'li seçmenin ona kızmasının sebebi bu üç stratejik hatadır. Ama bu onun fevkalade demokrat çok saygın, çok terbiyeli, çok saygılı filan bence hakikaten bir komşu olsa, bir arkadaş olsa, bir dost olarak adeta mükemmel bir insan olmasını zedelemez. Ama işte bu aşk, savaş ve siyaset böyle bir şey. Yanlış strateji, yanlış taktik partinin kaydırılması dönemini kapattı. Keşke bunu 28... Mayıs gecesi fark edip o anda genel başkanlığı bıraktığını belirtseydi keşke ilk turda o sonucu görüp çekildiğini belirseydi falan falan keşkeler çok ama e, yani kabul edelim ki e, 2010'dur 13 yıldır CHP'nin başındaydı e, kendisine fazla bir haksızlık filan da yapılmadı şimdi çünkü başka bir mezhepçilik dincilik filan lafları dolaşıyor hiç ilgisi yok hiç ilgisi yok. Mezhepçiliğe hiçbir zaman e, taviz vermedi. Mezhepçilik tuzağına düşmedi. Irkçılık tuzağına düşmedi. Bunları, bunlar önemli şeyler. Benim e, Kılıçdaroğlu'nu sevmemin dostumdur dememin sebeplerinden en başında gelenlerinden biri o. Mezhepçilik tuzağına düşmedi. Mezhepçilik yapmadı. Mezhepçilikle filan itham etmeyin adam. Veya veya şimdi mezhepçilikten dolayı bir tavır koymaya filan kalkmayın. O Şeyde yoktu, böyle bir şey yoktu onun gündeminde. Yani e, delegeler kendi seçmeninin tavrına, sesine kulak verdi. Onun için bu sonuç çıktı. Daha bu konu çok e, şey kaldırır. Bu pilav çok su kaldırır. Daha çok konuşacağız. Buyurun şimdilik.